gömleklerinden birini vermeyi düşünüyor musun? Ya da nereden aldığını söyleyecek misin? İnsanlar yorma bizi diyor. Böyle atarlı mı söylüyorlar kanka? Tabii canım. Yani Yorma bizi. söyle artık be falan tarzını. İlk çıktığım gömlek Dede Yadigarı. O nereden aldı bilmiyorum. Diğerini Fırat abi verdi bana. O da 40 yıl önce almış. Yani. Genelde aslında böyle oldu. Diğerlerini, bu üstündekini birlikte aldık zaten seninle. Evet. Nereden almıştık? Bunu Muda'dan aldık kanka. Verecek misin peki birini? Yani bir çekiliş falan. Yapabilirim. Yani ama şu seviyede yapmayı düşünmüyorum çünkü. Yok, para yok şu an çünkü. Evet. Insta 100K olursa verelim birini. Verelim. Bunu. Eğer imkanın olsa eski rock gruplarından hangisinin solisti olmak isterdin? Çok güzel soru ha. Bak bunu isterdim ama benim sesimin yetmez buna. Onu önce söyleyeyim çünkü bayağı topa tutacaklar. Chester'ın yerine geçmek isterdim ya. Linkin Park solistleri. Tabii buna yemez ama yine de ben isterdim yani. Aynen. Hayal açısından yoksa. İki. O olmadı mesela. Kendime göre. Olmadı mesela. Linkin Park olmadı. No, iki ne olurdu? Çok acı olacak. Trafik. Eyvallah. Neden Seda? Neden? Nedense daha. Açıkla. Çok anaç. Ya soru böyle yani. Açıkla. Açıkla. Anaç. Ya bana yani çok samimi geliyordu televizyonu izlediğim kadarıyla. Geçen de dediğim gibi abim çok kanalize etmişti zaten beni. Bak Seda'dır yapar şöyle. Tanıyormuş gibi konuştu bana. Ben de öyle iyi ki gitmişim ama. Yani bana dedi ki sen ne istersen ne olacak. Sen ne söylersen kabul dediler. Valla o gün bugündür yani bir dediğim iki olmadı. Bütün şarkıları ben kendim seçtim. Yaşın. 25. Emin misin? Aynen. 3 ay sonra doğum günüm. 26 olacağım. Okul. Uludağ. Burcun. Koç. Dayak yemeyi severim. İlk sahnen ne zamandı? İlk sahnem ne zamandı? 2014'te. Üniversite ilk geldiğim sene. Yok 15'ti. Bilmiyormuşum. Saçları ne zamandır uzatıyorsun? Bunu 2-3 yıl oldu. Yani bir öncesinde de uzatmıştım ama Peki yanları vardı. Bunun yok yani. tercihin toplu mu açık mı? Sahnede açık. Tamam. Ve burada hani. Boy. 1,82. Dayak yemeyiz. Nerede toplu? Genelde toplu evde, sahada, sokakta. Ama dediğim gibi yani böyle sahne oluyor, bir şey oluyor. Hangi takımsın? Fenerbahçe. Beatbox yapabiliyor musun? Yapabilirim. Az çok kendi ailemde. Mesela. Değiş. 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 Falan diye. Tamam yapabiliyor. Hiç aldatıldın mı? Çok. Ya çok derken bir kişi beni çok aldattı anladın mı? Hani öyle çok yani. Fark edemedin Hissettim. Ses eğitimi aldın mı? Almadım. Gay misin? Değilim. Kaç kardeşsin? 3. Peki Monica Bellucci mi Scarlett Johansson mı? Scarlett. Bana bakmadı. Hicrete bakarak söyledi. Sen de bana bakıyorsun orada. Hangisi? Scarlett Johansson. Süper. Jason Momoa'ya benzediğini düşünüyor musun? Hayır. Ama benzetildiğim için mutlu oluyorum bu arada. Hani yani o sana benziyor, değil mi? Yok. Keşke benzesem yani. Abi o seste en kötü söylediğin şarkı hangisi sence? Haydar Haydar. Bir de Cambaz da olabilir. Cambaz Peki muhtemelen. neden Haydar Haydar'ı söyledin? Yani söylemek istedim, yapabilirim diye düşündüm ama televizyondan izleyince olmadı. Ya Cambaz da öyle oldu bu arada. Yani Memnun değil misin? memnun değilim tabii canım. Yani daha güzel parçalar seçebilirdim. Yani hoş Düello'yu ben Sen mi seçmedim. seçtin peki? Yok Yani Düello'da biz seçmiyoruz. O kimle eşleştiriyorsa bize vokal koçumuz onlar seçiyor. Zaten benim seçmem etik olmaz zaten. Böyle durumda düşünsene sen de düet yapıyorum. Ama şarkıyı ben seçiyorum. peki eline gitar alıp o sese gönderdiğin gibi akustik şarkılar söyleyecek misin yani koyacak mısın bunları sosyal medyana? Bunu yapacaksam işte biraz daha prodüksiyon yapmayı düşünüyorum. Yani daha profesyonelce. Yani sadece eleştirmiyorum bu arada bunu yapanları da. Böylesi daha sağlıklı olur diye. Yani genelde bunun nedeni de insanlar her yerde dinlesin. Yani bunu yaptığımda mastering kısmı kesin olmalı yani. Her yerde aynı standartlarda, arabada, telefonda, kulaklıkta dinleyebilsinler diye.
böyle yapmayı tercih. Kaliteli bir şey olsun diye bunu aynen yapmak istiyorsun. Geber gibi falan herhalde. Evet. SMS'lerimizin parasını geri verecek misin bize? Para yok. Öyle bir şey düşünmedim ya. Yani destek verdiler. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum. Bayağı bu arada hani ilk senelerde verilen ödül 500 bin lira gibi bir şeymiş de. Şu an düşünüyorum da öyle bir şeye kalkmış olsam sadece çevremdeki 500 kişiye verebiliyorum. Yani o kadar çok SMS atan oldu ki bana fatura çok yolladılar. Konser, albüm, single bunlar hakkında genel bilgi alabilir miyiz? Ya bunun için katıldım zaten. Bunun için çalışmaları hızlıca başlayacağım. Yani sahnelerden daha çok bunlara önem vermeyi istiyorum. Bir şeyleri sen başardın nasıl anlarsın? Ya da bir şeyleri başardığın zaman nasıl anlarsın? Soruyu anlamadım ki ben bunu. Ya bir şey başardın. Ben bunu başardım dediğin an nedir yani? Senin için bir şey başarmak ne anlam ifade ediyor? Para mı, takipçi mi, şan, şöhret, magazinde... Hayatın her alanında da olabilir. Ya ürettik, bence üretmek. Yani bence başarmak, özgün olmak yani. Bu soruyu öyle anladım ben şu an. O zaman başarmış olacağım. Bu soruyu ben de anlayamadım. İnsanlar seni galiba başarısız buluyor. Ya olabilir belki de yani. Başardın mı emin misin tarzında çok soru. Başarmış da hissetmiyorum şu an sana. Çok fazla CSGO oynuyor musun? Evet, çok. Çok oynuyorum. Yani hatta imkan verse... CSGO'nun tayfanı unutacak mısın? Asla. O tayfayı unutmam ya. Yani bir derece atlamıştım ama tek başıma yapmadım bunu yani. Birbirimizi taşıdık. Dota mı LoL mi? LoL. Ama neden LoL? Çünkü Dota çok zor yani. Beceremiyorsun diye. Yumurta mı, icret mi? Of. Ya. İcretli yumurta. Ya bence icret ya vallahi değişmem ya vallahi. Yumurtaya değişmediğin için çok teşekkür ederim. Düşündüğün için de çok teşekkür ederim. Kesin detone olmuşsundur. Tabii canım. Öf böyle ne hikaye var var ya. Islak ıslakla ilgili bir komik anım var. Onu çok merak ediyorum. Ben inanılmaz detone oldum ya. Ama şöyle bir şey var bence. Bu da çok iyi bir tavsiye olur. O bir ince bir çizgi. Büyük rezil oluyorsun. Büyük rezil oluyorsun. İki seçeneğim var abi. Ya direkt müziği bırakıyorsun. Tamam mı? Ya da abi ben söylemeyi seviyorum deyip devam ediyorsun. Ya bu da eğitim almayan arkadaşlar için kendini böyle kendi sınırını biliyorsun yani. Ama eğitim alan insanlar bunu çok daha kısa seviyede yani ses aralığında çok bilirler. Ben mesela çok detone olarak öğrendim. Bir tane ıslak ıslakla alakalı anım var. Furkan'a da buradan el ediyorum. Sayesinde çok kötü şey olduk. Bize ıslak ıslak parçası geldi. İstek olarak. Tabii ben o zamanlar şeyde lisedeyim. Annemden gizli sahne alıyorum. Sol tarafımda klasik gitar çalıyor Gürkan. Sağ tarafımda Emre var. Ney çalıyor. İstek geldi ıslak ıslak. Ben de işte herkes diyor sizde var mı? Var. İşte öteki diyor var mı? Var. Kanka Gürkan şarkıya şöyle girdi. Normalde şarkı pes girer ya. Yani şöyle bir grafiği var şarkının böyle. Gecenin nemi mi der. Ondan sonra İşte biraz daha yükselir. Sürerim. Ondan sonra ben feleğin. Hani böyle part part gider ya. Gürkan işte verdi notayı Emre'ye. Kanka dedi işte buradan giriyoruz falan. Şarkıya direkt şöyle girdi. Gecenin nemi mi diye bir girdi. Bak kafanla hayal etsene kanka. Bak hayal bile edemiyorsun bak. Sürerim de şöyle bak. Sürerim ve gel. Bak dedi böyle girdi. Dedi ki Alkan devam et dedi tamam mı bana. Bilmiyorum ki daha başıma ne gelecek abi. Direkt şarkıya devam ettim tamam mı. Daha bak nakarata gelmedim. Sürerim de şöyleyim bak. Sürerim falan diye insanlar bakıyor. Böyle bu ne yapıyor falan diyor. Sonra nakaratta şöyle oldu bak. çıkamadık. Detone, full detone, sürtene falan var ya havada uçuşuyor böyle yani. Sonra nakarat böyle attık. Ben feleğin su çarkına direkt düştük yani. Ama inanılmaz rezil olduk. Hani normalde bu internette falan düşse net trendde ya da en birinci sırada ben olurum. Ya çünkü normalde detoneler birkaç saniyedir. Sevgilin var mı? Var. Bravo. Çok azıcık böyle içinden hangi parçayı söylemek istiyorsan 10 saniye, 15 saniye ne zaman kesmek istersen kes. Bir ufak bir şey istiyoruz senden. Onu bunu bilmem anlamam. Kim ne derse desinler. Ben alınıp satılmam. Onlar ister alınsın. İsterlerse satılsın. Direkt nakarata giriyorum. Hey! Seni kendime sakladım. Oh!
Hepsini ben hesapladım. Hey! Seni kendime sakladım. Oh! Hepsini ben hesapladım. Eğer atladığımız yerler varsa videonun altına bize soru sorabilirsiniz. Belki orada, belki başka... Başka neydi? Instagram, başka platformda. Yok, başka yayında diyecektim. Videoda, başka videoda. Aynen, başka videoda cevaplayabilirim, evet. Bence bunu beraber yapalım ya, bu şekilde gitsin. Bence bir şey değil mi? Video çıktı şu an.